Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel motifimizi çalışacağız. Motifimizi battaniye yapımında ya da her türlü motif örgüsüyle yapılabilen işlerde kullanabilirsiniz iki renk olarak çalıştık motifimizi iç rengimizi düz olarak tamamladık son sıramızda görmüş olduğumuz bu dolgulu işlemlerimizi ve kenar trabzanlarımızı yaparak motifimize son halini verdik Evet kolay gelsin diyerek hemen motifimizin yapımına geçelim kolay gelsin Motifimiz için 6 tane zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincir içerisine girerek bir tane minik halkamızı yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekerek halkamızın içine ipimizi gizleyerek trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Zincirimizle birlikte iki tane trabzanım oldu. Üç ve dört. Dört tane trabzanımı ördüm. Bir, iki zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir, 2. 2 defa da almış olduğum trabzanlarımdan toplamda 4 tane de buraya örüyorum. 3. 4. örüyorum. 4. 2 tane zincirimi çekiyorum. 4 trabzanım tamamlandıktan sonra yeniden 4 tane trabzanımı ikili olarak örüyorum. Yani iki defa da çekiyorum. Bakınız başını doluyorum. Batıyorum. 1 ve 2 dördüncü ve grubun son trabzanı örüyorum araya iki tane zincirimi çektikten sonra yeniden dördüncü dört tane trabzanı mı son grup olarak örüyorum 1 2 3 ve 4 Birinci sıramızı bu şekilde örerek bitirdim. Dörder trabzan aralarında ikişer zincirimi çektim. Bir, iki, üç, dört tane grubumuz oldu motifimizin orta göbeğinde. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sırama geçmek için tığımın başını doluyorum. İlk zincirden çektiğim trabzanımın üçüncü zincir yuvasının içerisine başını dolayarak giriyorum. Bakınız ilk zincirin üçüncü zincirine bakınız. trabzanımın. tığımın başını doluyorum. Giriyorum ve şöyle tek seferde çekiyorum ve geçişimi başlattım 1 2 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen buradaki boşluğun içerisine bir tane trabzanımı örüyorum 2 artışımı bu şekilde yapmış oluyorum 2 artış başlangıçta iki artışta her trabzan grubumuz için bitişte artışımız olacak tığımın başını doluyorum ilk trabzanımın dibine giriyorum örüyorum. İkinci trabzanımın hemen batıp örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Dördüncü ve son trabzanımı örüyorum. İki de başta artmıştık. Altı tane trabzanımız oldu. Bitişe yine zincir yuvasının içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 Toplamda burada 8 tane trabzımız oldu 2 4 6 8 4 tane aşağıda iki bitişte iki başlangıçta artışımızı yaptık şimdi diğer yüzeye geçiyorum 2 tane ara zincirini çekip yeniden iki artışımı bu grubun ön artışları olarak boşluğa girerek yapıyorum 1 ve 2 ilk minik gözümüzü birinci trabzanın batıyorum daha sonra ikinci üçüncü ve dördüncü olmak üzere alttaki trabzanımın tamamını örüyorum. İki de bitişte artışımı yapıyorum zincirin içerisine bir ve iki. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Sekiz tane trabzanımı tamamladıktan sonra hemen ara boşluğa iki tane trabzanımı örüyorum ve başlıyorum. Dört trabzanın minik gözlerine batarak birer birer örüyorum. 3 ve 4 artışım için yuvaya giriyorum zincir içerisine ve 8 tane trabzanımı ördüm. Son grubumuzu örmek için 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Grubumun önce artışlarını yapıyorum 1 ve 2. Sonrasında birer birer trabzanları örüyorum. Şuradaki trabzanı lütfen kaybetmeyin. Alttaki ilk trabzanı bakın minik gözüne girelim. Yani sayımızı eksiltmeyelim. Bitişinde de trabzanlarımın bitişinde de iki tane artışımız olacak. İki artışımı da yapıyorum. Ve bütün köşelerimizi ikinci sıramızda da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 8 trabzan 2 zincir. 8 trabzan 2 zincir bütün yüzeylerde Trabzanlarımız ördük. Şimdi üçüncü sıramıza geçişimizi yapalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın burası çok önemli. Hiçbir şekilde bu ara trabzanlarımızda geçiş izi olmadan örebileceksiniz. Tığımın başını doluyorum. Zincirden çektiğim ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. İpimi dolayarak alıyorum. İçini geçirdikten sonra tekrar örmek için şu şekilde kapatıyorum ve üçüncü sıramız için hazır oluyoruz. 1, 2, 3. Önce artışımın ilkini yaptım. Hemen ikincisini de yapıyorum. Ve buradaki 8 trabzanın hepsini örüyorum. Öncesinde 2 tane artış, sonunda da zincir içerisinde 2 tane artış yaparak sıralarımızı tamamlıyoruz. Şimdi iki artışımı yaptım. İlk trabzanımın tepe noktasına gelerek battım. Sonrasında birer birer trabzanlarımı örerek ilerlemekteyim. Evet, bütün trabzanlarımı ördüm. Hemen zincir içerisine iki tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2 Iki artışımı yaptıktan sonra araya iki tane zincir yeniden diğer grubun ön artışlarını yapmak için giriyorum 1 ve yeniden 2 sonrasında birer birer trabzanlarımı örüyorum her bir trabzanımı batarak tamamlıyorum ve bütün köşelerimizi aynı şekilde örerek Şuradaki başlangıç noktasına kadar gelelim Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şimdi yine diğer sıramıza geçişimizi yapıyoruz. Bu son sıramız olacak. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirden çektiğim trabzanımın en üstüne batıyorum. İpimi çekiyorum. Tekrar ipimi dolayarak kapatıyorum. Ve yine artışımı yaparak önce artışımı iki tane önce üç zincirimle birinciyi yaptım. İkinci artışımı yaptım zincirimin üzerine batarak trabzan sıramı birer birer ilerletiyorum. Bütün trabzanlarımızın üzerlerine birer birer sıramızdaki trabzanları örüyoruz. Toplamda bu sırada 16 tane yeni trabzanımız olacak sağında ve solunda iki artışlarımızla birlikte artışımı yapıyorum 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum iki tane artışımı yapıyorum zincir içerisine ve ilk trabzanımın üzerine batarak her köşemiz için 16 şer trabzanımızı örerek başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Evet son bitiş noktasındayım. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. İlk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. İpimi alarak geçiriyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra kare olarak motifimizi 1, 2, 3, 4 sırada tamamlıyoruz. Motifimizi tamamladıktan sonra ikinci rengime geçiyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Herhangi bir köşeden hiç fark etmez. Şöyle başlıyorum batıyorum 2 zincirimin bulunduğu noktaya 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Yine iki artışımızı yapıyoruz. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. 3, sıradakini örüyorum. 4, sıradakini ördüm. 5, 6, 7, 8, ve 9 tane trabzanımı örüyorum. 9 trabzanımızı ördükten sonra hemen aşağıdaki ilk sıraya değil bir alttaki sıramıza batarak fıstıklarımızı toplamaya başlıyoruz. Bunun için şu şekilde birinci sıraya atlıyorum. Bu sırayı ikinci sıranın iki trabzanımı ayırıyorum artış yerinden sonra iki trabzanımın şu araya batıyorum. Alıyorum, tığımın başını doluyorum. Bakınız birinciyi atladım. Artışımdan sonraki iki bulunduğu noktaya geliyorum. Uzatıyorum 1. Uzatıyorum 2. Uzatıyorum. 3 defa da alıyorum. Daha sonra bir alt sıraya geçiyorum. Yine artışın hemen solundaki iki trabzanımı şöyle ayırıyorum. Arasına batıyorum. Bir alt sıradan. Batıyorum. 1. Şöyle uzatıyorum ki kasma işlemi yapmasın. 2. Bir daha batıyorum 3 3 defa girdim tekrar tığımın başını doluyorum 1 alta iniyorum 1 alta başlangıç noktamızda 4 tane trabzanımız vardı 4 trabzanmızı 2 2 ayırarak tam ortaya batıyorum ve uzatıyorum 1 aynı yere giriyorum 2 aynı yere giriyorum. 3. İpiniz ince ise 4 defada da alabilirsiniz. İpimiz kalın olduğu için 3 yeterli. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru ikişer ikişer örerek indim. Tekrar en aşağı indikten sonra yukarıya doğru çıkıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Şuradaki artışı her zaman gözümüzün önüne alacağız. Bir yanındakinin iki tane trabzanımın bulunduğu noktaya girerek ilerleyeceğiz. Bakınız yukarı çıkıyorum. Yine merkezimiz bu artış noktalarımız batıyorum ipimi alıyorum uzatıyorum 1 tekrar giriyorum 2 tekrar giriyorum 3 toplamda 3 defa uzattım tekrar bir üste geçiyorum yine artış yerimden 2 trabzanımı ayırıyorum 1 boyutlarını da tabi uzunluğa göre çekiyoruz 2 ve 3 Toplamda 5 defa bu işlemimizi yaptık. Yukarıdan aşağıya kadar indik. Tekrar aşağıdan yukarıya çıktım. Şimdi hepsini aynı anda çekiyorum. İpimi tutuyorum. Çekiyorum. Buradan tutmuş olduğum ipimi alarak kapatıyorum. Ve bir tane zincirimle sıkıştırıyorum. Şöyle görelim. Yukarıdan aşağıya doğru en merkezimize kadar 5 defa da aldık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi kenardaki kalan trabzanlarımız örüyoruz. Buradan artışlarımla birlikte 9 tane trabzanımı örmüştüm. Şimdi bu tarafa doğru yine toplamda 9 trabzan olacak şekilde örelim. Hemen şöyle altta kalan iplerimden alıyorum ve sayıyorum. 2, 4, 6. Bir tane daha almam lazım. 7, 2 de artırışı artış yapacağım. Toplamda 9 tane trabzanı olacak. Hemen şöyle düzeltiyorum. 2, 4, 6 ve bir tane çekiyorum. Yedinciyi de aldıktan sonra bakınız yedincinin tepesine batıyorum. İlk trabzanımı örüyorum. 1, yanındakine batıyorum. 2, yanındakini örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, İki de artışımı yapıyorum. 8 ve 9. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim şimdi yapmış olduğumuz işlemimizi. Evet, bakınız gayet güzel oldu. Şöyle birleşme işleminde daha düzgün bir şekilde görülecek. Evet, şimdi tekrar 9 tane trabzanımızı örerek bu noktaya doğru ilerleyelim. ki artışımı yapıyorum kenarıma 1 ve 2. başlıyorum. ilk trabzanımı örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 trabzanımı ördüm. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen alt sıraya değil yani farklı renkteki alt sıraya değil. Bir sonrakine geçiyorum ve hemen artış yerimin yanındaki iki trabzanımı ayırarak araya batıyorum. Şu kısma bakın şu ikisini ayırıyorum. Hemen araya noktaya giriyorum. 1 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum. Hemen bir alta iniyorum. Artış yerinin kenarından iki trabzanımı ayırıyorum ve bir aşağı indiğime göre biraz daha boyu uzatıyorum. 3 defa giriyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez en alta geçiyorum. İlk başlangıçtaki 4 trabzanımı 2 2 ayırıyorum ve uzatıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa aldım. Şimdi tekrar yukarıya doğru çıkıyoruz. Bir üstteki bakınız şuraya giriyorum. Kenara 2 tane ayırıyorum. Trabzanımı 1 iki tığımın ucunu taktım şurada Evet şuraya takmışım 2 3 bir üste çıkıyorum şu kısma çok kolay 1 2 3 5 tane fıstığımızı bu şekilde toparladım şimdi alıyorum tek seferde geçiriyorum sıkıca kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim. Bakınız gayet güzel oldu. Şimdi toplamda 9 tane artışlarımızla birlikte trabzan olacak şekilde örmeye başlıyorum. Alta kalan kısmı şu şekilde elimle çekiyorum. Buradan 7 tane trabzan örmem gerekmekte. 2, 4, 6 ve 7.yi görmekteyim. 7.yi batıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6 ve 7. İki de artışımı yapıyorum. 8, 9. Tekrar iki zincirimi çekiyorum ve burada iki köşemizde yaptığımız işlemimizin aynına diğer iki köşede tekrarlayarak motifimizi tamamlıyoruz. Dört köşemizin tamamını da ördüm. En son iki tane artışımı yapıyorum ve motifimizi bitiriyoruz. Bir ve iki. İki trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Yine başını doluyorum. Başlangıç yerine gelerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve bir tane zincirimle motifimi tamamlıyorum. İpimizi buradan keselim. İç tarafa gizleyelim ve köşelerden şu şekilde diğer motiflerimizi birleştirerek istediğimiz örgülerde kullanalım. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.